Edessa Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 15 Ekim 2017 günlerden pazar. Haftanın son gününde güne ve gündeme dair öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu koruma araçlarının içerisinde bulundukları araca çarpma sonucu hafif yaralandı. Kaza Kızıltepe Karayolu üzerinde bulunan Türkmen Deresi mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'yla eşi Canan Miroğlu'nun bulunduğu araca arkasında seyir halinde bulunan koruma aracı çarptı. Kazada hafif yaralanan Miroğlu ve eşi kaldırıldıkları Mardin merkezdeki bir özel hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede görevli doktor İbrahim Çelik trafik kazası nedeniyle Miroğlu ve eşinin hafif bir sarsılma geçirdiklerini ancak ciddi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek biz yine de tetkikler yaptık. Anormal bir durum çıkmadı. 4 saatlik bir gözlemin ardından kendilerini taburcu ettik dedi. Hafif bir trafik kazası oldu. O trafik kazasında biraz sarsılma olmuş, bir ciddi bir travma falan olmadı. Ama biz gene de tetkik falan yaptık. Hani ciddi bir şey olmasın diye yaptığımız tetkiklerde anormal bir durum yaşanmadı. Bir patolojiye rastlamadık. Beyin cerrahı ortopedist arkadaşlara da danıştık. Onlar da herhangi bir kazaya bağlı bir travmaya rastlamadılar. 4 saat gözlemledik. 4 saatten sonra da taburcu etti kendilerini. Ve sevgili izleyenler, bir kaza haberi de Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Diyarbakır Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Altun Köprü İdaresi'ndeki 27U-4360 plakalı otomobil Siverek Güvercin Kırsal Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında yolun boş olması olası bir faciayı önledi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Behice ile 3 yaşındaki Zeynep Erva Altunköprü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve terör operasyonları. Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlar kapsamında daha önce emniyetten ihraç edilmiş şahıslara yönelik operasyon başlattı. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı. Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ-PDY'ye yönelik yaptığı operasyonlar kapsamında daha önce örgütün haberleşme programı Baylok kullandığı tespit edilen eski emniyet çalışanlarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı. Diğer şahıslarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet.
Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da motosiklet çalınmasına karşı polis operasyon başlattı. Daha önce farklı zamanlarda çalınan 32 motosiklet ele geçirilirken konuya ilişkin olarak ise 1100 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Şanlıurfa genelinde çalıntı motosikletlere yönelik uygulama başlatıldı. Asay Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği koordinasyonunda 200 personel ve 55 ekibin katılımıyla yapılan uygulamalar neticesinde 1100 şahıs kontrol edildi. 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İki aranan şahıs için ise işlem yapıldı. Çalışma neticesinde toplam 970 motosiklet incelenirken 32 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gaziantep'te dükkanında oturan Savaş Öncebay'a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda Öncebay yaralandı. Olay Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre dükkanında oturan Savaş Öncebay isimli bir vatandaş, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Savaş Öncebay vücuduna aldığı kurşunlarla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Öncebay'ın daha önce de tehdit aldığı ve 1,5 ay önce de dükkanının kurşunlandığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin sabahın erken saatlerinde başlattığı mahalle gezilerinin son durağı Hacı Bayram ve Şeyh Maksut mahalleleri oldu. Mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ekinci, belediye tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Sabahın erken saatlerinde esnaf ve vatandaşın arasına karışıp talep ve istekleri birinci ağızdan dinlemeyi sürdüren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin son mahalle gezisi Hacı Bayram ve Şeyh Maksut mahalleleri oldu. Hacı Bayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir, Şeyh Maksut Mahalle Muhtarı Ahmet Çiftçi, Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği mahalle gezilerinde esnaf ve vatandaşlar Başkan Ekinci'ye yoğun ilgi gösterdi. Şeyh Maksut Mahallesi ve Hacı Bayram Mahallesi'ni geziyoruz. Şimdi de Hacı Bayram Mahallesi'nde yapımına destek çıktığımız taze evinin önündeyiz. Buradaki çok amaçlı salon diye de kullanılacak olan taze evinde kısa bir süre içerisinde inşaatı bitti. Çevre düzenlemesi de yapıldı. Şu anda artık halkımızın hizmetine sunulacak durumda. Mahalledeki halkımızın özellikle sosyal alan noktasındaki sıkıntıları gidermek amacıyla yapıyoruz. Dolayısıyla burada muhtarlarımızdan da talebimiz, ki onlar da onu yapıyorlar sağ olsunlar, bu tarz yerlerin talebinde uygun, değerinde yerlerin bize gösterilmesi, böyle bir durum oldu. Onları biz kısa bir süre içerisinde kamulaştırıp orada park ve benzeri böyle birçok insanın kullanabilecekleri alanları da halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Sevgili izleyenler, özellikle engelli çocuğu olanlar bu habere dikkat diyelim. Engelli çocukların rehabilitasyonda fiziksel aktivite ve sporun oldukça önemli olduğuna dikkat çeken
fizyoterapist Canan Turan, çocukların tablet ve cep telefonlarından uzak tutulmasının ve günde en az 2 saat fiziksel aktivite yapmasının engellerini aşmada önemli olduğunu vurguladı. Fizyoterapist Canan Turan, engelli çocuk ya da çocukları bulunan ebeveynlere uyarı ve önerilerde bulundu. Fiziksel aktivitenin çocuklarının engellerini aşmada yardımcı olduğunu, sosyalleşmesini ve kendine özgüvenin artmasını sağladığını belirten Turan, yeni jenerasyonun daha eve kapalı durumda olduğunu, televizyon, tablet ve bilgisayarlarla daha fazla vakit harcadıklarını ifade etti. Bunun yanlış olduğuna dikkat çeken Turan, havanın durumuna bakmaksızın çocukların gereken önlemler alındıktan sonra dışarıda vakit geçirmesi gerektiğini, tabletle oynamak yerine dışarıda oyun oynamasını önerdiklerini vurguladı. Fiziksel aktiviteye ihtiyacı olan çocuklar önce belirleniyor. Biz ihtiyaca yönelik her çocuğa özel bu aktiviteleri yaptırıyoruz. Tavsiyem elbette ki çocukların en az günlük 2 saat açık havada, hava ne olursa olsun, üstü giydirilir çocuğun gereken incelikte ya da kalınlıkta dışarıda vakit geçirmesi gerekiyor. Akranlarıyla vakit geçirmesi gerekiyor, parklarda oyun oynaması gerekiyor. Tablet yerine, yani tabletin zaten ekstra zararları var, o ayrı bir konu ama vakit açısından tabletle geçirilecek vakit ziyan bir vakittir ve dışarıda oyun oynamasını tabii ki biz öneriyoruz. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, ceza infaz kurumlarını denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kente gezi ve incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Şanlıurfa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giden Başsavcı Doğan'a, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Alper Uğur Erer değişiklik etti. 1 ve 2 nolu T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında incelemelerde bulunan Başsavcı Doğan, personel ve hükümlülerle de görüştü. Hükümlü, tutuklu ve personellerin taleplerini dinleyen Başsavcı Doğan, kadın ve çocuk mahkum koğuşları, çocuk oyun alanları, kreş, tutuklu ve hükümlülerin yaşam alanları, ziyaretçi kabulünün yapıldığı görüşme odalarıyla sağlık hizmetlerinin yerine getirildiği revirleri yakından inceledi. Ceza infaz kurumu personelleriyle birlikte öğle yemeği yiyen Doğan, 2012 yılında yaşanan yangın olayının bir benzerinin yaşanmaması için çok dikkatli olunması konusunda talimatlar verdi. Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza bir tartışma getireceğiz, tartışma konusu. İki doktorun tartışması bunlar ve ikisi de Türkiye'de kendi alanında bilinen uzmanlık alanında önemli isimler. İşte ilki, ünlü diyetisyen Profesör Doktor Canan Karatay'ın "Çaya şeker yerine tereyağı kullanın, zeytinyağı anne sütü gibidir, çocuklarınıza içirin" önerisine iç hastalıkları uzmanlarından tepki geldi. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Kerim Güler, "Televizyonda hastalarımızın kafasını karıştıran ve bize de sorulan sorular oluyor bu konuya ilişkin. Çaya tereyağı katalım mı? Zeytinyağını bardakla çocuğumuza içirelim mi? Böyle bir şey olamaz. Çünkü 1 gramında 9 kalori vardır. Fazlasını yemenin bir anlamı yok" dedi. Gelin birlikte izleyelim. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği tarafından düzenlenen 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te başladı. Mesela hızlı nabız. Anemi, kansızlık hastalığı ve bireylerin sağlıklı beslenme şekilleriyle ilgili bilgiler paylaşan Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kerim Güler, demir eksikliğine bağlı kansızlığın önemli bir hastalığa işaret olabileceğinden bahsetti ve yine demir eksikliğine bağlı kansızlığın tedavisinde toplum tarafından yanlış bilinenlere dikkat çekti. Kardiyovasküler hastalıklar 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 17,5 milyon kişinin ölümüne neden olmuştu.
tüm yapılan çalışmalar, bulunan yeni ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliklerine çaba sarf etmeleri maalesef bu rakamın 2020 yılında 22-23 milyona ulaşacağını öngörmekte. Yani halkımıza son derece önemli işler düşmekte, sağlıklı yaşam tarzına teşvik etmekte ve tedavilerine riayet etmeleri gerektirdi. Gülenş ayrıca ünlü diyetisyen Profesör Doktor Canan Karatay'ın çaya şeker yerine tereyağı kullanınla zeytinyağı anne sütü gibidir çocuklarınıza içirin önerisine de tepki gösterdi. Televizyonda bazen hastalarımızın kafasını karıştıran bize de sorulan sorular oluyor. Hani çaya tereyağı katalım mı? Böyle bir şey olamaz. Hani zeytinyağını bardakla çocuğunuza içirin, böyle bir tedavi yöntemi yok. Tabii ki tereyağı ve zeytinyağı vücudumuzun tanıdığı yağlar. Bunlar trans yağ değil. Siverek'te bir otomobilin yakıt deposunda binlerce gram esrar ele geçiren ekipler bir kişiyi de gözaltına aldı. Polis Şanlıurfa'da uyuşturucu tacizlerine göz açtırmıyor. Polis ekiplerinin en son operasyonu Siverek oldu. Siverek Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Diyarbakır yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler uygulama noktasında durdurulan bir otomobile yaptıkları aramalarda yakıt deposuna zulalanmış 14.700 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Bir kişi de gözaltına alındı. Öte yandan Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suruç'ta silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında bir aracı durduran ekipler araçta 20.000 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'daki operasyonun 3. ayağı sigara kaçakçılarına oldu. KOM Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa genelinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa-Mardin yolu üzerinde Sürüpi'den gelen bir tırda yapılan kontrollerde 31.800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında az da olsa hareketlilik başladı sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da havaların geç soğumasından dolayı soba satışlarının 11. ayda başladığını ifade eden esnaf, Şanlıurfa'da üretilen sobaların doğu bölgelerine gönderildiğini belirtti. Havaların soğumasıyla satışında hareketlilik başlayan odun ve kömür sobaları raflardan indirilmeye başlandı. Kış aylarının başlamasıyla birlikte soba satışlarında da hareketlilik yaşandı. Ancak Şanlıurfa'nın çevre illerine göre sıcak olması hareketliliğin geç başlamasına neden oldu. Soba satışlarında bir hareketlilik var mı yok mu? Şu an için bir hareketlilik yok daha. Çünkü Şanlıurfa'yı 11. ayda soba satışına başlıyor. Şu an için bir hareketlilik yok. Esnaf satışların 11. ayda başlayacağını ifade ederek perakende satışların olmadığını, toptan satışlarınsa yavaş yavaş başladığını kaydetti. Şu an sadece toptan satışımızda bir hareketlilik var. Perakende alışverişimiz daha başlamadı. 11. ayın 15'inde başlıyor. Şanlıurfa'da üretilen sobaların büyük bir kısmının doğu illerine gönderildiğini kaydeden esnaf şunları söyledi. Slopi, Cizre, Van, Hakkari, Bitlis bu taraflara gidiyor. Viranşehir, Mardin, Kızıltepe bu taraflara sevkiyat yapıyoruz. Yurt dışında şu an için bir şey yok. Bir talep de yok yani. Daha çok hangi sobalar satılıyor? Odun sobası ya da kömür sobası? Şu yuvarlak sobalardan ve şu köşeli sobalar Urfa halkının tercihidir. Burada kömür fazla kullanılmadığı için burada tuğla ve demir döküm sobalar fazla kullanılmıyor. Sadece yuvarlak ve köşeli. Zaten basitada çok soğuk olmadığı için otomatikman kömür fazla kullanılmıyor. Soba satışlarını etkileyen ikinci bir unsur ise doğalgaz oldu. Kente yaygınlaşan doğalgaz soba satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Hani doğalgaz gelen yerlerde bile hala soba kullanan insanlar var. Çünkü doğalgazın fiyatı yüksek. Herkes de kullanamıyor. Otomatikman etkiliyor ama çok etkilediğini sayılmam yani. Soba fiyatları ne kadar peki? Kaçtan başlıyor? Soba fiyatları şunlar 95 liradan başlıyor. Şöyle göstereyim. Şunlar 95 liradan başlıyor. 400 liraya kadar sobanın fiyatları çıkıyor. Kalite marka fiyatlar değişiyor. Her fiyata her markaya göre sobalar değişiyor. Kullanan kesime göre. Fakir kesim 95 lira, 130 lira soba alıyor. Zengin kesim 250 lira, 300 lira sobalar alıyorlar. Yani şu 95 lira sobayı alırsanız 2 sene üstüne rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama şöyle köşeli soba almaya kalkarsanız şunları 8 sene, 9 sene kullanırsınız. Ama şunu söyleyeyim, kullanmaktan kullanmaya da göre fark var. Kullanıp temizce kutusuna koyarsanız soba sıcaktır, demirdir, bir şey olmaz. Ama kaldırıp atarsanız
En iyi sobayı da size versem bir sene sonra çöpe atarsınız. Her ne kadar sobalar doğalgaza yenik düşmüş olsa da sobanın da ayrı bir keyfi vardı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye ekonomisini canlandıracak üretim ve çiftçi gücünün Güneydoğu'da olduğunu ve hububat üretimi konusunda dünya birincileri arasında bulunduklarını belirterek Türkiye'nin ithal ürünün karşısında durması gerektiğini savundu. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter hububat ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçinin ithalata karşı olduğunu ifade eden Öter, başta Mardin olmak üzere Güneydoğu Anadolu çiftçisinin tüm Türkiye'ye yetecek ve dış ülkeleri ihracat yapacak kapasitesinin olduğunu belirtti. Üretime ağırlık vermek durumundayız. Şu anda üretimin önünde en büyük engel, üretimin de ülkenin ekonomisinin de geleceğinin önünde ithalattır. Bu haksız ithalattır. Bir de ithalatın önünü gereksiz bir şekilde ithalatın önü açılıyor. Bakın dün yeni enflasyon açıkladı. Bazı istatistikler gördüm. 198 milyar dolar bizim ithalatımız var. 150 milyar dolar da bizim ihracatımız var. Ya burada bir 40 milyar doların üzerinde açık veriyoruz. Biz ithalatı daha fazla yapıyoruz. Ve bu ithal ettiğimiz ürünler şu anda çok kolaylıkla ülkemizde yetişiyor. İthalat lobisinin kalitesiz ürünleri getirip yerli ürünmüş gibi marketlerimizde, insanlarımızda satışı gerçekleştirirken, tüketiciler alırken bilmeden çoğumuz bunun farkında değiliz belki. Bu üretimi olumsuz baltalıyor bugün. Ve Bursa'ya gidelim. Bursa'da düzenlenen fotoğraf festivaline Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Bulgaristan, İtalya, İngiltere, Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 836 fotoğrafçı 2772 fotoğrafla katıldı. Bursa'daki fotoğraf sergisine Şanlıurfalı fotoğraf sanatçısı Murat Ayneli de katıldı. Ayneli, Özgürlük Pazarı konusuyla Şanlıurfa'yı temsil etti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde buluşan fotoğrafçılar Zafer Plaza'ya yürüdü. Yarışmaya birçok ülkeden katılan 836 fotoğrafçının 2772 fotoğrafı Kongre Kültür Merkezi'nde sergilendi. Bursa Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa Fotoğraf Festivali'nin 7.sinde hep birlikteyiz. Fotofest dünyanın ilk 5 fotoğraf festivalinin arasına girmeyi başardı dedi. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalimizin 7.sinde hep birlikteyiz. Bugün 7. kez kapılarını açan Uluslararası Fotofest dünyanın ilk 5 fotoğraf festivali arasına girmeyi başardı. Bu Bursa'mızın gururu, Türkiye'mizin gururu. Bu gururu tüm Bursalılarla paylaşmak istiyorum aslında. Bursa'da düzenlenen fotoğraf festivaline Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Bulgaristan, İtalya, İngiltere, Belçika, Almanya, ABD'den 836 fotoğrafçı 2772 fotoğrafla katıldı. Bursa'daki fotoğraf sergisine Şanlıurfalı fotoğraf sanatçısı Murat Ayneli de katıldı. Ayneli, Özgürlük Pazarı konusuyla Şanlıurfa'yı temsil etti. 7. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali'ndeyiz. Özgürlük Pazarı konusuyla bu yıl Şanlıurfa'nın Kuş Pazarı'ndan fotoğraflarla Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali'ne katılım sağladım. Yaklaşık 117 ya da 120 civarında uluslararası, hem ulusal hem de uluslararası fotoğraf sanatçılarının birlikte çarşılar ve alışveriş konusu üzerinde sergiler açıldı, sunumlar yapılıyor. Çok güzel söyleşiler ve çok güzel sanatsal etkinlikler var. Neredeyse Türkiye'nin en büyük fotoğraf festivali diyebilirim. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi çok büyük çaba sarf ediyor. Bundan sonra festivalin komitesi,
koordinatörü, hepsi büyük emeklerle çok güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar. Dilerim Şanlıurfa'mızda da böyle güzel festivallerin, böyle güzel fotoğraf etkinliklerinin olması bizi, biz Urfalıları ve Urfa fotoğrafçılarını çok mutlu eder. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19-20-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği öncesi son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Şenlik öncesi Büyükşehir ekipleri Balıklı Göl Platosu'nda kurdukları standlarda vatandaşları etkinliğe davet etti. Dünyanın ilk bilim merkezinin bulunduğu Şanlıurfa, bu kez TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği ile gündeme geliyor. 19-20 ve 21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve Türkiye genelinde yüzlerce projenin katılım göstereceği şenlik için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Tarihlerinde Turgut Özal Parkı'nda tüm halkımızı bilim şenliğimize bekliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı TÜBİTAK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteklediği TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği Türkiye genelinden çok sayıda bilim meraklısını Şanlıurfa'da buluşturacak. Başta Şanlıurfa gençliğinde bilim heyecanını uyandırmak ve bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edebilmek amacıyla düzenlenecek şenlik Turgut Özal Parkı'nda gerçekleştirilecek. 1 Ekim 2017 tarihlerinde Turgut Özal Parkı'nda tüm halkımızı bilim şenliğimize bekliyoruz. Mühendislik, sanat, coğrafya, matematik, teknoloji, tasarım, robotik kodlama, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce, astronomi, geometri ile birlikte 7'si astronomi olmak üzere 20 farklı atölyede her yaştan on binlerce bilim meraklısını aynı çatı altında buluşturacak olan TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği, geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak. Şenlik öncesi Büyükşehir ekipleri Balıklı Göl Platosu'nda standlar kurarak etkinlik hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Broşür dağıtımının da yapıldığı çalışmada her yaştan vatandaş etkinliğe davet edildi. Çocuklara özel bilim etkinliğinin yer aldığı standlar yoğun ilgi gördü. Sevgili izleyenler, Adana'da eşinin üzerine kuma getirdiği kadın, oğluna 20 bin lira başlık parası biriktirmek için 50 lira yevmiye ile tarlada çalışıyor. Eşi Tahir Vadi daha önce Adana'da yaşarken yeni evlendiği karısı ile Şanlıurfa'ya yerleşti. Aysel Vadi çocuk yaşta yıllar önce Tahir Vadi ile evlendi. Bu evlilikten 7 çocuğu oldu. Ancak bir süre sonra Tahir Vadi eşinin üzerine kuma getirip çocuklarını ve eşine bakmadı. Tahir Vadi Adana'da yaşarken yeni evlendiği karısıyla Şanlıurfa'ya yerleşti. İlk eşine ve çocuklarına bir ekmek dahi göndermeyince Aysel Vadi tarlalarda çalışıp çocuklarına bakmaya başladı. Hocam bıraktı gitti. Nereye gitti? Evlendi. Çocuklarından Ahmet Vadi büyüyüp evlenmek isteyince de bu kez başlık parası biriktirmek için tarlalarda çalışmaya devam etti. Oğlu Ahmet Vadi'nin sevdiği kızın ailesi Aysel Vadi'den 20 bin lira başlık parası isteyince Vadi 50 liraya yevmiye ile başlık parası biriktirme telaşına düştü. Adana'da sıcakta, yağmurda, soğukta, tarlada çalışan Vadi, tarlada çalışıyorum, çocuk evlendireceğim, başlık parası pahalı, biz başlık parası veriyoruz, 20 bin lira istiyorlar ve eşyaların hepsi bana ait dedi. Ekmek parası, kimsenin ihtiyaç istemiyorum, Allah'tan istiyorum. Vallahi çalışıyorum, çocuk evlendireceğim, başlık parası pahalı. Başlık parası veriyor musunuz hala? He. Kaç lira istiyorlar? 20 milyar. 20 milyar. Ha, aşağılar hepsi bana ait. Vadi eşinin üzerine kuma getirdiğini ve onunla yaşadığına dikkat çekerek şunları kaydetti. Aşağılar hepsi bana ait. Peki kocan yok mu senin? Kocam bıraktı gitti. Nereye gitti? Evlendi. Kuma mı getirdi seni? Ha, kuma bıraktı. Bir ekmek getirmiyor. Sen kaç lira yiyorsun burada? 50 milyon.
Peki ona bir şey söylemek ister misin? Yok. Seni bırakıp gitmiş. Gitsin, yorun açık olsun. Ne yapayım? Öyle yapma öyle çabuk. Eyüpiye Belediyesi tarafından organize edilen sosyal medyayı etkili ve bilinçli kullanma semineri gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Eyüpiye Belediyesi Şanlıurfa'da bir ilk olan sosyal medyayı etkili ve bilinçli kullanma semineri düzenledi. Sosyal medyaya mahkum olmamanızı ama sosyal medyadan da uzak kalmamanızı, burada bir denge tutturmanızı tavsiye ederim. Sakın sosyal medya sizi kitap okumaktan alıkoymasın. Yerli ve milli sosyal medya fenomenleri söylemiyle sosyal medya uzmanlarını gençlerle buluşturan Eyüpiye Belediyesi yine bir ilke imza attı. Bu saatte sevgili gençler, arkadaşlar. Şanlıurfa'da bir... Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere gençler yoğun ilgi gösterdi. Seminere Eyüpiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Selim Polatkan, belediye birim müdürleriyle Eyüpiyeli gençler katıldı. Takdir toplayan belediye başkanımız Sayın Mehmet Ekinci ve ekibi. Bir abimiz olarak sosyal medyaya mahkum olmamanızı, ama sosyal medyadan da uzak kalmamanızı, burada bir denge tutturmanızı tavsiye ederim. Sakın... Gazeteci yazar Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde iletişimci sosyal medya uzmanı Melih Esat Açıl, sosyal medya fenomenleri Sinan Gürbüz, Nadir Beyazyol, Burhan Atak, Muharrem Altıntaş, Hasan Bülbül, Hakan Ersoy, Üzeyfe Erdinç ve Ahmet Eskin gençlerle bir araya geldi. Sanal hiçbir zaman gerçek yerini tutmaz ve bilgisayar üzerinden okuyacağımız kitapta aslında kitap olmaz. Ama sosyal medyada bir gerçek, sosyal medya üzerinden algı operasyonları. Algı operasyonu ne demek? Bir şeyi, gerçek olan bir şeyi, bir gerçeği saptırma operasyonu. Ya da bir resmin nasıl görünmesini istiyorsan, bir olayın nasıl görünmesini istiyorsan o şekilde görünme. Sevgili izleyenler, yurdum insanı olarak bizler anında yaşanan durumlara karşı tepki verebiliyoruz. Bazen bu tepki kendi yurt içerisinde yaşanan bir olaya karşı olabiliyor. Bazen uluslararası bir olaya karşı. Yakın zamanda hatırlayacağınız üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki o vize restleşmesi yaşanmıştı. İşte onun ardından Adıyaman Besni'den geldi haber. Şöyle ki Adıyaman'ın Besni ilçesinde berberlik yapan bir esnaf Mehmet Bağcı dükkanında Amerikan tıraşı yapmama kararı aldı. İzleyelim. Atatürk Caddesi üzerinde berberlik yapan Mehmet Bağcı, iki ülke arasındaki vize gerginliğinde ABD'yi protesto etmek amacıyla iş yerine "Bu iş yerinde Amerikan tıraşı yapılmamaktadır" yazısı astı. Yaklaşık 20 yıldır berberlik yapan Bağcı, ABD'ye tepkisini ortaya koymak için böyle bir karar aldığını söyledi. Türk olarak Amerikan tıraşını istemiyorum. Protesto ediyorum. Bütün Türk milletimin, Türk halkının, Türk gençlerinin Türk tıraşı olmasını istiyorum. Amerikan tıraşını istemiyorum. Amerikan ülke desteğini, ondan sonra bütün düşmanlığını protesto ediyorum. Ve tıraşım olarak ben bir berber olarak kendi imajım amacında, ideolojim amacında herkesin Türk tıraşı olmasını istiyorum. Bütün esnaf ve berber, kuaförler arkadaşlarıma sağduyulu davranıp Türk tıraşı yapmalarını istiyorum. Bundan sonra Amerikan tıraşı yoktur. Amerikan tıraşını kesinlikle istemiyorum. Amerika'nın hiçbir varlığını ülkemizde istemiyorum.
Resim öğretmenliği bölümünü tamamlayan ancak atanamayan Merve Aslan çizdiği resimlerle kenti renklendiriyor. Daha çok çocukların beğenisini toplayan Aslan işini severek yaptığını kaydetti. Aslan ayrıca Türkiye'nin 81 iline de bu sanatsal çalışmayı yapmayı düşündüğünü belirtti. İşte o sanatsal çalışma. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Merve Aslan üniversite bittikten sonra boş durmayıp site ve kafelere yaptığı resim çalışmalarıyla Batman'ı renklendiriyor. Beş yıldır duvar resimleriyle uğraşmaya başlayan Aslan, çevrenin de ilgisini çeken sanatsal çalışmalarıyla beğeni topladı. Oldu mu? Çocukların isteklerine göre resim çizerek onlarla beraber duvarlara renk katıyor. Severek yaptığı duvar resimlerinde çizgi film karakterleri ve manzara resimleri yer alıyor. Merve Aslan, Batman'dan sonra Türkiye'nin 81 iline de bu sanatsal çalışmayı yapmayı düşündüğünü belirtti. 4-5 yıldır duvar resimiyle uğraşıyorum. Tabii bundan önce 4 yıl üniversite bitirdim. Resim mezunu oldum. Mezun olduğumdan beri atanmayı beklerken diyelim, boş durmak istemedim. Batman'ın birçok yerini boyadık. Boyadım daha doğrusu. Birçok duvarını, kafelere, sitelere, boş bulduğumuz her alanı resim yaptık. Amacım Türkiye'nin 81 ilini boyamak ve oradaki bütün, Türkiye'deki bütün insanlara sanatı, resmi sevdirmek. Ne kadar güzel değil mi sevgili izleyenler? Keşke Şanlıurfa belediyelerimiz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz de Merve Hanım'ı Şanlıurfa'da misafir etseler ve onun o elleri, ellerinden çıkacak boyalar bizim de kentin dört bir tarafına yayılsa diyelim. Efendim bülteni bu temenniyle de noktalamış olalım. Ancak sıcak bir gelişmeyle bülteni noktalayayım. Bildiğiniz üzere Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda Sakarya Spor ile Şanlıurfa Spor karşılaşması vardı ve henüz sona erdi karşılaşma. Karşılaşma 2-2 beraberlikle noktalandı. Efendim benden bu haftalık bu kadar. Hafta içi haberlerinde Şeref Toprak sizlerle olacak. Ben Cuma ve tekrardan hafta sonu haberleriyle karşınızda olmayı ümit ediyorum. Hem güzel bir hafta geçirin hem de haberleriniz her daim güzel olsun. Hoşçakalın. Oh,